Ben İl Milli Eğitim Müdürüyüm. Ben İl Milli Eğitim Müdürüyüm. Ama bir dakika, gözleriniz bana bakmıyor. Gözleriniz bana bakmıyor. Bakayım bir bakayım. Herkes bana bakıyor. Evet. Benim ismimin Nevzat Türkkan olduğunu, İl Milli Eğitim Müdürüyüm ben. Sayın Müdürümüzle Sosyal Güvenlik İl Müdürü. Bir daha söyleyelim. Sosyal Güvenlik İl Müdürü. Ne iş yapar? Ne yapar? Hemen ona bir söz vereceğim. Ama öncelikle nezaketen bizleri acayip şekilde güzel karşıladığınız için benim okul müdürüme, idareci arkadaşlarıma, öğretmen arkadaşlarıma bu nezaketlerinden dolayı ve sizlerin bize göstermiş olduğu bu nezaketten dolayı öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Allah sizlere zihin açıklığı versin ve hepimizin şansı açık olsun. Benim müdürümü tanıyorsunuz, okulumuzun müdürü. Sayın SGK müdür muavinimiz, Milli Eğitim'de beraber çalıştığımız Derya Bey, hocam. Murat. Görevimiz? Şu, eğitim hizmeti. Eğitim hizmetlerinde SGK'da evet, şefimiz. Siz? Orada memur arkadaşımız, Maliye Hizmetler Müdürümüz, arkadaşımız da basından, arkadaşımız basından. Ben şimdi sözü, biz buraya sizi niye topladık diye sözü Sayın Müdürüme veriyorum. Buyurun değerli. Evet, teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba, Sayın Müdürüm biraz önce beni tanıttı. İsmim Yaşar Yılmaz. Sinop Sosyal Güvenlik İl Müdürüyüm. SGK'nın ne olduğunu bilen var mı? Şöyle bakalım. Sosyal Güvenlik Kurumu. Harikasın. Bir alkışlar mıyız arkadaşlar? Peki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hangi işlemleri yaptığı ile ilgili bilgisi olan var mı? Ya da fikri olan var mı? Mesela SGK şu işi yapar ya da şu tür şeylere bakar diye bilgisi olan var mı? Yok. O zaman ha, var mı? Mobese kameralarla falan ilgilenir. Yok. O zaman ben açıklama yapıyorum arkadaşlar. Devletin sosyal devlet ilkesi doğrultusunda sizlerin sosyal güvenliklerini, sağlıklarını, hastane, doktor, mesela bazılarınızın gözlükleri var. Optiklerinizi Sosyal Güvenlik Kurumu karşılar. Nasıl karşılar? Sizin babanız ya da anneniz Sosyal Güvenlik Kurumu'nda sigortalı olduğu sürece siz onların bakmakla yükümlü olduğu kişi olmanız münasebetiyle babanız üzerinden sağlık yardımı alırsınız. Ama siz gençlerin 18 yaşına kadar bir garantileri var. Bu da şu: sizin babanız herhangi bir sigortalı işte çalışmasa dahi devlet sizleri geleceğini emanet edeceği için 18 yaşına kadar sizin sağlık primlerinizin tamamı devlet tarafından karşılanıyor arkadaşlar. Buna da bir alkış alalım mı? Kişi Türkiye'de şu anda yok. Hatta yabancı dışarıdan gelenlerin bile sosyal güvenliklerini, sosyal güvenlik kurumu olarak sağlıklarını biz sağlıyoruz. Her yıl yaptığımız gibi bu sene Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tek çatı altında toplanması nedeniyle 10. yılını kutluyoruz. Her yıl ilkokul 3. sınıf öğrencilerine hitap edecek eğitim seri kitaplarımız var. Bu kitaplarda sosyal güvenliğin ne olduğunu, iş kazasının ne olduğunu, meslek hastalığının ne olduğunu, aynı zamanda çalışanların ne tür mali ya da idari haklarının olduğunu kurumsal anlamda bilgilendiren kitaplardır. Bu kitabımızda Sosyal Güvenlik Sağlıklı İletişim diye bir kitap. Bu kitapta da ileride sigortalı çalışmanız halinde haklarınız işveren tarafından gasp edilmesi veya yerine getirilmemesi durumunda ne tür işlemler yapacağınızla ilgili bizim Sosyal Güvenlik Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim hattımız var. Bu hattın numarasını bilen var mı? Yok. Alo 170 arkadaşlar. Pardon. Biliyor muydun 170'i? Aferin sana. Alo 170'i telefonla aradığınızda sigorta olup olmadığınızı, birimizin yatıp yatmadığını, sağlıkla ilgili sıkıntınız var mı, onları ne zaman emekli olabileceğiniz gibi birçok sorulara orada cevap alabiliyorsunuz. Bu iletişim kurumuyla nasıl iletişim kuracağınız ve hangi hizmetleri alabileceğinizle ilgili bir kitapta açıklamalar var. Diğer taraftan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun temel amacı şudur:
gelecekte sosyal güvenlik bilinci yüksek bir nesil yetiştirmek. Yani sizler bu yaşta sosyal güvenlikle ilgili birçok bilgileri eğer öğrenebilirseniz, yarın büyüdüğünüzde sosyal güvenliğinizi nasıl sağlayacağını ya da bir işçi olarak, bir memur olarak hangi haklarınız olduğu konusunda bilgilenmiş olacaksınız. Evet. Kalk, ayağa kalk, kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Bir dakika bak, buradan resim çekiyorlar. Şöyle bir dakika, sen de al. Beraber bir resim poz verelim. Buyurun çocuklar. Buyurun. Teşekkür ederim. Hemen bak, bak yazalım. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.